SolidWorks Flow Simulation 2022, yeni grafikler çizdirebilme ve farklı projeler arasında sonuçları analiz edebilme gibi bazı heyecan verici yetenekler sunmaktadır. Nemo kişisel denizaltısının yüksek güçteki LED lambasını test edeceğiz. Bu lamba 3 farklı parlaklık seviyesinde çalışabilir ve kullanıcılara farklı su altı ortamları için daha fazla seçenek sunar. Ayrıca bu 3 çift LED'in her birinin 2, 3 veya 4 Watt'ta çalışmasına izin verecek karma bir güç ayarı vardır. Amacımız hangi konfigürasyonun en düşük toplam sıcaklıkta çalışacağını belirlemektir. Lambayı farklı güç ayarları arasında değiştirirken zamana bağlı bir analiz yapmak, ortamdaki su sıcaklığına bağlı olarak lambanın nasıl soğuyacağı ve ısınacağı hakkında bize değerli bilgiler verecektir. Geçiş gezgini, zamana bağlı bir analiz boyunca sonuçları görselleştirmemizi sağlayan bir araçtır. SolidWorks Flow Simulation 2022 artık geçiş gezgininde akı grafiğini görüntüleyerek gücün bu karmaşık sistemde nasıl hareket ettiğine dair derinlemesine sayısal sonuçlar elde etmemize olanak tanıyor. Ayrıca analizi çalıştırdıktan sonra hesaplanan diğer hedeflerin değerlerini işleyebilen yeni bir denklem hedefi de oluşturabiliriz. Tüm zamana bağlı analiz boyunca LED'lerin maksimum sıcaklığını hesaplayacak hızlı bir denklem hedefi oluşturalım. Lambadaki her bir LED'in farklı bir güç ayarına ayarlanabileceği yeni bir deneysel güç modunda birkaç kararlı durum çalışması yürüttük. Bu deneyler devre kartında parlaklığı en üst düzeye çıkaran ve ısıyı en aza indiren uygun konfigürasyonların olup olmadığını belirleyebilir. Benzerlikleri ve farklılıkları anlamak için projeler arasında sonuçları karşılaştırmak gereklidir. Ancak yalnızca iki grafiği yan yana koymak her zaman yardımcı olmaz. Yeni bir birleştir seçeneği, birden fazla sonuç toplamamıza ve projeler arasındaki toplam maksimum ve minimum değerleri tek bir yerde vurgulamamıza olanak tanır. Yeni fark grafiği, bir projeden bir referans projeye olan farkları gösteren bir çizim oluşturmamıza olanak tanır. Bu yeni karşılaştırma planı seçenekleri, deneysel güç modlarının etkilerine dair birçok fikir edinmemize yardımcı olacak. Ayrıca birden fazla projede üst düzey bir genel bakış sağlayan, analiz verilerini tablo haline getiren yeni bir sonuç özeti de bulunmaktadır. Sahne grafiği ayrıca model yönlendirmesini, yakınlaştırmayı ve parça görünürlüğünü saklamak için güncellendi. Bu nedenle görsellik açısından mükemmel sahneyi oluşturmak, mevcut görünüm durumunuz ne olursa olsun her seferinde ekran ayarlarını da koruyacaktır. Görünümlerde ilgi çekici yerleri vurgulamak için bu sahneye bazı proplar eklemek isteyebiliriz. Bir projeden diğerine bir sahne veya grafik kopyaladığımızda proplar da kopyalanıyor. SolidWorks Flow Simulation 2022 yeni ve güçlü bir çizim türü ve birden çok projeden elde edilen sonuçları gözden geçirmek ve paylaşmak için genişletilmiş esneklik sağlayarak sonuçlarınızın kontrolünü elinizde tutar.